Herkese yine çok güzel bir tarifle daha merhabalar. Bu güzel çıtır çıtır enfes börek tarifini şimdiden kaydetmeye başlayın. Çünkü hiç pişman olmazsınız. Mutlaka deneyin diyorum. Ve sizleri hiç bekletmeden mis gibi çıtır çıtır sarıyer böreği tarifine başlıyorum. İyi seyirler. 2 adet orta boy kuru soğanımı yemeklik olacak şekilde küçük küçük kesme tahtasında doğruyorum. Mümkün olduğunca ufak doğramaya gayret edin. Soğanlarımızı doğradık. Tepsimize alıyoruz. Temizleyip yıkamış olduğum 250 gram kadar ıspanağı da ince ince doğruyorum. Ispanak koymayabilirsiniz. Sadece kıymalı da yapabilirsiniz. Ben ıspanağım vardı diye ıspanak da kullanmak istedim. Sizler kullanmaya da bilirsiniz. Tavama yaklaşık 3 yemek kaşığı kadar sıvı yağ alıyorum. Üzerine doğramış olduğum soğanlarımı ekliyorum. Soğanlar pembeleşene kadar kavuruyorum. ...500 gram kadar orta yağlı kıymam var. Soğanlarımın üzerine ekliyorum. Onları da suyunu çekene kadar kavuracağım. Soğanlar da kavrulduktan sonra ıspanakları ilave ediyorum. Üzerine 1 tatlı kaşığı tuz, 1 çay kaşığı kırmızı pul biber, 1 çay kaşığı karabiber ilave ediyorum. Hepsini karıştırıp pişiriyorum. Böreğimizin sosu için 1 su bardağı sütü kabıma alıyorum. Üzerine eritmiş olduğum yarım su bardağı tereyağı ilave ediyorum. Ardından yarım su bardağı sıvı yağ ekliyorum. Ve 1 yemek kaşığı dolusu un ilave ediyorum. Kullandığımız un böreğimizin daha fazla çıtır çıtır ve el açması gibi olmasını sağlayacak. Sosumu iyice karıştırdım. Yarım su bardağı süt daha ekledim. Biraz az geldi süt benim gözüme. Sizler de biraz daha ekleyebilirsiniz. 1 paket baklavalık yufkam var. Paketinden çıkardım. Şöyle önüme aldım. Paketin içinden çıkan şeffaf jelatini yufkanın altına serdim. Çünkü yufkanın alta yapışmasını istemiyorum. Şimdi iç harcından birkaç kaşık, fazla da olmamak şartıyla döküyorum ve bir yumurta fırçası yardımıyla yufkanın her yerine gelecek şekilde yayıyorum. İkinci yufkamı da seriyorum. Aynı şekilde tekrar iç harcından döküyorum. Onu da yumurta fırçasıyla güzelce yaydıktan sonra 3. yufkaya da aynı işlemi uyguluyorum. Dördüncü yufkayı da seriyorum fakat bu sefer iç sostan dökmeyeceğim. Yufkanın kenar kısmına kıymalı ıspanaklı harçtan koyuyorum. Yufkayı içeri doğru katlayarak bu şekilde yuvarlıyorum. Yavaşça ve itinayla. Bu şekilde yufkanın altındaki jelatini kaldırarak da yapabilirsiniz. Daha kolay oluyor. Böreğimizin ilki tamam. Yağlı kağıt sermiş olduğum fırın tepsisine aktardım. Görmüş olduğunuz gibi sizlerin de. Kenara alıyorum. Ve ikinci böreğimin yapılışına geçiyorum. Tekrar 1 adet yufkayı jelatinin üzerine aldım. Sosunu sürdüm. İkinci yufkayı da şimdi tekrar üzerine alıyorum. Onun da sosunu sürüyorum.
Üçüncüye de aynı işlemi uyguluyorum. Dördüncü yufkayı da üzerine koyduktan sonra sostan değil sadece iç harçtan koyuyorum kenarına. Ve altındaki jelatini kaldırarak pratik bir şekilde böreğimi sarıyorum. Yağlı kağıt sermiş olduğum fırın tepsisine aktarıyorum. Toplamda 28 adet baklavalık yufka ve 7 sıra böreğim oldu. Artan harcımdan da üzerlerine sürüyorum. Kalan sosun hepsini eşit bir şekilde böreğimin üzerine böyle bu şekilde serptim. Böreğim fırına girmeye hazır. Önceden ısıtmış olduğum 200 derece alt üst ayar fırında üzerleri kızarana kadar pişiriyoruz. Böreklerim çok güzel pişti, kızardılar. Biz kızarmış seviyoruz. Sizler daha az pişmiş seviyorsanız daha önceden fırından çıkarabilirsiniz. Şimdi böreğimi kesip size hemen servis edip göstermek için sabırsızlanıyorum. Çıtır çıtır mis gibi kokusuyla harika oldu. Şöyle dokusunu da size göstereyim. İç malzemesi, çıtırlığı gerçekten çok nefis. Mutlaka ama mutlaka sizler de deneyin. Misafirleriniz için de ne yapacağım diye hiç düşünmeden bu böreği yapabilirsiniz. Şimdi üçüncü dilimi de sizler için kesip göstereceğim. Ve biraz sizleri böreğimin çıtırtısıyla baş başa bırakmak istiyorum. Videomu beğendiyseniz beğene basmayı, kanalıma hala abone değilseniz ücretsiz olarak abone olmayı ve bildirim zilini açmayı unutmayın. Esenlikle kalın, hoşça kalın.